Bak bunu da gevşetiyorum. Aslında az gaz veriyorum buna şu anda. Biraz daha gevşetsem rölantisi çok düşecek. Atalet yeterli olmadığı için stop edecek. Tertemiz. Çumuluklarımızı dikmeye devam ediyoruz. Tamam, buna yeterli. Yani kök budaması yapıyorsun aslında. Kesik atıyorsun kökleri, oralardan büyüyor. Uğur abi günaydın. Günaydın. Nasılsın abi? İyiyim. Sefer abi aradı, bir tane dutu vardı da haşlamış. Hmm. Biraz herhalde belli yerlerini çatlamış, ona bir bakalım. Şimdi de ben yağına bakıyordum da. Bunun şöyle bir döner sapı var. Yani neyi sağlıyor? Keserken çok daha rahat kesiyorsun. Yani elim buraya sıkışmıyor bak. Dönüyor, hmm. Yürüyor musun? Evet. Bu Felcon'un makası, güzel bir makas. Hadi gidelim. Aç. Testere de alayım. Hiç uğramadı bize ya. Gitti mi? Ben de sadece atacak. İlla ki de. Ha buradan şey yapalım. Orada yakalayayım bir daha. Amcam ekmek arabasını kaçırmış. Yakaladı. Tamam. Buraya ekmek arabası geliyor. Evet arkadaşlar. Güzel, değil mi? Köyde bakkal yok. İnanmayacaksınız ama. Evlerde doğal gaz var ama köyde bakkal yok. Aynen. Merkez çok yakın ya. Bu işe mi girsek abi? Şu köşe başına. Ne bakkal işinde? Abi ben oturamam bakkalda ya. Sana açalım diye. Buralar kazmışlar gibi. Geçen gelmiştik ya, bellemişlerdi. Şimdi evet. Deyince kazmışlar. Bellemişlerdi he. Aynen, bellemek. Siz kullanmaz mısınız bellemeyi? Biz başka bir şey kullanırız abi. Ha. Belki de ekilmiştir şu anda. Nerede abi? Yukarıda mı? Ev yukarıda. Hadi gidelim. Uzak mı? Yok değil, ya şurada. Çaylar da bayağı patlattı ha. Ya sürdü şeyler. Sinek ya. Merhaba abi. Serhat ne abi? Hey, görüşürüz. Sefer abi orada. Evet abi. İkisi de aşağı. Ya habu var ya abi. Heh. Bunu diyelim habudan böyle çapraz kesi atsak komple. Düşünün böyle girdepten ağacın içine. Sadece bu kalsa, bu çok da güzel sürmüş. Ne olur? Bir şey olur. Ağzı kaybetmeyelim mi? Yani bu kadar hatta abi. Bu
çok biçimsiz. Ha, bunların devam etsin diye. He. Bu tarafa da bir kol var. Aynen, burada atarsın, buraya da bir aşma ağacını yaparsın. Aşma ağacını yaparsın. He, buraya hem... Ha, burada su almaz da çürümez. Keseyim onu oradan. Boş da boş. Hadi bismillah. O zaman her bir tarafından almış. Çünkü bizim armut da aynı böyle çürüdü abi. Abi var ya. Bu içeriye abi alacak. Bu da taze ağaç değil mi? E ya öyle de abi. Kesiyor. Daha iyi onarırken. Aynen öyle. Aha kesin. %50 çöker. Aynen. Bir şeyin de çok. Kuru ya abi. Olmadı, bir tarafından açtığımızda. Aynen aynen. Bak bir kütürem var. Tertemiz. İzleyicilerimize ne demek istersin abi? Valla aşiretine bayağı tecrübelendik de işte bazı şeyleri bilmiyoruz yani. Sen abi aşı işine bayağı heves ettin ya. Evet. Yani aşı aşağı yukarı bazı ağaçlara %100 tutturuyorum da işte bunun gene yaparken bir yanlış yapmışız. Hmm. Yani. Bunu abi nasıl yapıyorsun? Buna kabuk yaptım. Yarmalar tutmadı. İki taraftan kabuk yaptım, he. İki taraftan yarma. Kabuklar tuttu, yarmalar tutmadı yani. Hmm. Ben de aşırı işini hiç bilmiyorum ya. Yani işte buna gene dediğim gibi yani bir hatamız oluyor. Evet. Bizim de Allah'a. Burayı abi böyle komple kapattı haburdan. Su almayacak. O bir şey değil, aşma ağzını bozdu. Aynen. Kapatıyoruz. Abi tuzlarını da aldım. Bu da aşma ağzım diyordu. Bir de bu çok şey abi da sürgünleri falan iyi. Bunun. Diğeri geldi abi öyle birkaç çatal vermiş. Bu dut verdi ha geçen sene. He. Evet dut verdi geçen. Yanaklarını da alayım. Sizin çekimler de bayağı yoğun ya. Her güne bir video nasıl yetiştirirsiniz? Abi vallahi biraz zor oluyor ama. Bu çok güzel gibi. Bunun şey düştü. Nereden aşı yaptın onu? Bak şurada. Hmm. İki tarafı da çok süper kapattı. Salaka yabanı var mı? Şu üç tane aşıladım salaka yabanı. He. Tuttu mu? Üçü de tuttu şu an. Çok iyi. Ondan belki bir tane de bağ edersin. Abi. Bu oflayamayacağın armudundan aşlanmış. Hmm. Bu nedir bilmiyorum öyle. Eğri sap bir armuttu, çok güzel. Hmm. Ciğerli armut. Tamam. Kamyonu çek altında topladı. Aynen öyle. Tabii bir salataya bana aşlan. Buna bir şey aşılıyorlar da şey bilmiyorum. Bunu tam böyle aynı boyutta kesiyorsun. Hmm. Ha böyle çentik yapıyorsun, ha takıyorsun, evet. Onu bağlıyorsun. Tamam. Onun makası da var galiba. Bu makas değil, bu böyle paralel kesiyorsun onu. Hmm. Üsttekini de paralel kesiyorsun. Birer tane ha böyle birbirine geçmek için çentik atıyorsun, ha geçiriyorsun onu. He. Ama ismini bilmiyorum ya. Tamam. Ben de bilmiyorum abi. Tutsun da, meyve versin de yeter. Üç tane aşıladım, bakalım illaç bir tane şey yaparız. İyi de görüşürüz abi. İyi başkan. Abi, görüşürüz abi. Sağ ol Nedu. Ya bunlar incir ama bunlar duvar olacak şimdi. Bunlar sökülecek. He. Zaten pek tutmuş ya da benzinmiyor. İncir ilk defa yaptım, bunu bilmiyorum. Hmm. Oradan köklendirici aldım. Bu duvar köklendirme ne? Köklendirme değil, bu şey. Aşı bu, aşı yaptım. İlk defa aşı yaptım.
Bu duta falan da böyle bir teneke bağlayıp bütün toprakları... Buna da oluyormuş da. Ben normal aşı yaptım bunu. Yani. Bir tane güzel şeyden. Duvar nereye yapılacak abi? Bu buraya, buraya bir metre bir genişleme yapacağız. Şeye kadar işte, Emre Kalan'ın mezarlığına kadar. Yapacağız onu inşallah. Bayramdan sonra yapılacak. Tamam, güzel. Aynen. İyi, görüşürüz abi. İyi, kolay gelsin. Eyvallah. Bunlar da doğrular değil mi? Burada mezarlıklara dikilir. Normalde selvi, ardiş falan dikilir ya, bizde de doğuladığını dikilir. Zengin ne haber? İyi. İyi, biz de iyi ya. Aynen öyle. Çok işimiz var. Bugün her zaman şey yapalım ya, bizim kabaklar var. Bu kabakları dikelim. Buraya mı dikeceğiz abi? Ya buraya bir tane çiçek dikeceğiz, o gardenya vardı ya, güzel kokar. Onu dikelim, kabakları dikelim. İki tane de asma var, onları da dikelim. Yine ben bir toprak karışımı yapayım. Bende vardı, rengeyi verdim abi, saksılamada kullandı. O işleri bir halledelim ya. Kaldı o bir de çiroşlamak diye bir şey var. Yani kabakların tohumunu ekiyorsun. Tam böyle fidan olmadan toprağa indiriyorsun onları. Onu yaparken gösteririm. Değişik bir yöntemi var yani. Tamam, gidelim iki nefeslenelim. Şu atölyede benim biraz işim var. Ben onları halledeyim. Ondan sonra gidelim dikelim tabaklar. Evet, kabaklarımızı dikelim. Bu ne biliyor musun? Ya bunlar kabak doğal olarak ama biz buna çurakli diyoruz. Bak böyle filizlerini vermiş ama tam büyümemiş. Bunlar bir tık daha büyümüş. Bunlar bu şekilde dikip üzerine toprak kapatacağız. Yani direkt böyle fidan alıp dikmiyoruz. Sonra da en üzerine bu kompost torf karışımı yaptım ben. Ondan atıp naylonla kapatacağız üzerine. Bunu biraz farklı yani dikim tekniği. Şöyle koyalım. Sere mi dikeceğiz nereye? Yok, direkt şey, çaylığa. Bunları şu kenarlara dikeceğiz. Sonra buraya çay çalılarını koyup o kabak iliğini şu yolun kenarından aşağıya doğru uzatıyoruz. Hadi bakalım. Çuraklılarımızı alalım. Şöyle biraz da kenara toprak ayıracağız. Bunu sonra üzerine atmak için. Ne güzel kök salmış. Biraz da şu büyüklerden koyacağım. Tamam, buna yeterli. Şimdi bunun üzerine biraz toprak ufalıyorum.
Gübre battık. Güzel bir gübre pol. Evet, tertemiz. Bunun üzerinde naylonla kapatacağız. Üzerine taşlar koyacağız. Filizlenmeye başlamadan, yani yukarıya çıkmadan o naylonu kaldıracağız. Toprak ayıralım. Neydi bunun adı? Çikolata mı? Çürakli. Çürakli. Comuluk. Şimdi bir aşağıya taşınalım. Aa, teşekkür ederim. Tabii kameramanlar her zaman. Evet arkadaşlar, Uğur abi yardım etmek istiyorum. Diyor yardım etmeyince de. Ben onun için maaş almıyorum. Onun için ekstradan para vereceksin. Sadece açık günlere alıştık. Evet. Anlaştık. Bir de yağmurlu günlerde de çalışmıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, görürsün sen. Çumuluklarımızı dikmeye devam ediyoruz. Neydi bu abi? Orak mıydı? Neydi? Çürakli. Yok şey. Ha, kaz. Kazma mı bu? Ya kazma çapa aslında. Hmm. Biz kazma diyoruz ona. Kazmaya ne diyorsunuz? Kazma. Ona da kazmaya. Bizde o şeyde pek kullanılmaz ya. Sizdeki o ucu ince sivri daha ağır, evet, kazma var ya. Buranın toprağı o kadar sert olmadığı sert, için aynen, onu kullanmıyoruz. Çapa yetiyor aynı. Bizim oranın toprakları çok sert olduğu için kazma bile bazen yetmiyor arkadaşlar. Özellikle kışın bile olduğu zaman böyle kazılacak yerin üstünde ateş yakılır. Daha sonra orası işte eridikten sonra ancak kazılabiliyor. Sizin oralarda ben çok ağaç diktim. Vay be işte. Iğdır'ı ben yeşillendirdim. Iğdır'ını alamaz abi. Iğdır'ın kayısı mı abi, Malatya'nın mı? Iğdır. Tabii. Malatya'nın adı Iğdır'ın tadı. Aynen öyle. Bir de Iğdır'da leylekler var, hiç gördün mü abi? Gördüm tabii. Hmm. Onlar öyle göç edip oraya geliyorlar. Yani telefon direklerine yuva yapıyorlar, evet, değil mi?
Neyse dünyanın da bir sürü yeri var, gelip ıdıra konuyorlar, çok değişik. İşte kuş. Sen en son Iğdır'da, köyde seni tarım yaparken bulursam hiç şaşırmayacağım, biliyor musun? Ağzından hiç düşmüyor. Abi tarım yaparsam ama oranın en krallığını yaparım yani. Yaparsın kral. Tabii. Ama tabii işte orada bilsem milyon dolar kazansam da yine de ne bileyim. Çok sıkıcı bir ortam yani. Biliyorsun ya, biz hayata hızlı yaşıyoruz. Aynen. Ya o biraz şey ya, belli bir yaştan sonra mı artık? Evet. Ya onu düşünüyorum zaten, belli bir yaştan sonra böyle yerleşmeyi falan. Duvarın üzerinden. Hadi ya da oradan yürüyorum. Buraya da iki tane dikeceğiz. Birisi bu tarafa gidecek. Öteki de bu tarafa gelecek. Buraya ben aslında bir üzüm asması yapmak istiyorum. Şöyle 1,5 metre arayla üzümleri dikip işte üçlü telli terbiyeyi alıp böyle düzgün bir bağ yapmak istiyorum da niye yapmıyorum? Sıram yenmiyor. Nasipte varsa. Aynen. Gelir Yemen'den, yoksa nasipte ne gelir elde. Şurası uygun mu sizin için? Evet. Ki bu köy hayatında en sevmediğin şey ne abi? En sevmediğim şey ne? Bu soruyu hiç sormamışım ha kendime. Evet işte ben sorayım sana. Hı-hı. Güzel soru. Herhalde hiçbir şeyden şey değilsin. Müzdarip değilsin. Ya öyle beni çok sıkan bir şey olmadı ya. Biraz işte diyorum ya, monotona düşmüştüm son 1-2 senedir. Ama yine de geliyordu. Ya aslında bir döngü ya. Şöyle her sene sıkılıyorsun, her sene heyecanlanıyorsun. Şimdi sonbaharda beni gör. İşte son odunu modunu yaptık işte Kasım, Aralık. Artık diyorum ya şey, bir dinleneyim. Yani seneye de işte bunları böyle bu şekilde yapmayacağım diyorum. Ne zaman işte böyle Şubat, Mart yavaş yavaş işte filizlenmeye başlıyor doğa. O zaman yine kurtlanıyorsun. Yani aslında doğanın ritmine uyuyorsun. Doğa da sanki sonbaharda sıkılıyor, artık yaprağını maprağını yükünü atıyor ya. Aynı efekt oluyor bende de. O döngü sürekli olduğu için bir yandan da şeyi biliyorsun yani. Baharda tekrar filizleneceğini biliyorsun. O yüzden buranın en sevmediğim tarafı deyince o akışı gördüm. Daha doğrusu o döngüyü gördüm. Yani belirgin beni o döngüden uzaklaştıracak bir şey aklıma gelmedi. Bahar güzel abi. Benim de bahar diye bir manitam vardı. Ya sonbahar da severim ya. Orada bak ne güzel laleler var. Köylü olduğumu ne kadar, köylü olduğumu ne kadar belli ettim değil mi abi? Aynen, sen köylüsün ya. Tabii. Sen milleti kandırma başına rapçiyim diye. Biz dağlardan çıkıp geldik. Şu lalelere bak. Bakayım. Hocam ne haber? İyi olsun. Sağ olasın. Evet. Sen diğer yerleri sabah kazmıştın değil mi abi? Oraları sabah 1-2 kuyu kazmıştım. Öyle yerlerini belli etmek için kazmayla biraz eşelemiştim. Buraya hiç inmedim ama. Evet arkadaşlar. Cumbulukolar için yer açıyoruz. Buranın toprağı kırmızı ama. Evet. Sonradan mı doldurdunuz? Ya rengi farklı. Toprağın rengi niye farklı olur? Niye? Mineral. Aa. Ne? Gel gel. Dolan buraya gel. Ne oldu? Yanlış yere mi kazdın? Burada benim arkadaşım varmış. Ne arkadaş? Langona. Bu ne? Bu aslında bir kuyruksuz kertenkele. Langona diyoruz biz buna. Bu yavru büyük ihtimalle, işte biraz daha büyür. Öldü mü? Yok, yaşıyor. Kaçmıyor mu? Kafayı kaldırıyor. Yok, öyle çok kaçmaz. Desenine falan baksana ne kadar güzel. Evet. Buralarda olur bu.
başım daha büyüyecek işte şöyle yılan şu kadar falan olacak. Değişik bir şey. Yılan kertenkele türü, işte kuyruksuz kertenkele ama yılana daha çok benziyor. Güzel. Lan gülü canavarı gibi. Hadi git bakalım. Seni şöyle bırakalım. Biz devam ediyoruz canım. Bye. Benim dağda sen geçen Karaca gördün ya. Evet. O bizim arabaya çektiğimiz yerde. 5 sene önceydi herhalde. Gübre sermiştim. Üzerinde kışın brandayla kapatmıştım. Sıcak oluyordu. Yaş gübreydi. Çürütüyordum onu orada. Bir tane çakal ailesi geldi oraya. Ben sabah geliyordum. İşte iki ayaklı mı, dört ayaklı mı? 4 taneydi galiba. Öyle saydım ben. İlk başta kaçıyorlardı benden. 4 tane de yavrusu vardı. Sonra mesela arabayla böyle çıkıyoruz ya tam da. Onlar böyle kalkıyorlar, şöyle bir esniyorlar, yavaş yavaş çıkıyorlar yukarıya. O bizim dikapalının üstünden beni seyrediyorlardı. İyice alışmıştı. Ben iniyordum, onlar tekrar gelip orada yatıyorlardı. Sonra bir tane Karaca ailesi geldi. Daha doğrusu o geçen gördüğümde erkekti, boz oluyor. Dişleri biraz daha böyle kızıla yakın renkteler. Erkek orayı benimsemişti. Sonra işte bir dişi geldi, 2 tane yavruları oldu. Sonra erkek gitti. 3-4 sene orada takıldılar. Sonra o yavrular bayağı büyüdüler. Yani böyle bir bel boyunu geçtiler. Böyle çok güzellerdi. Onlarla da çok alışmıştık. Ben şurada çalışıyordum. Onlar da şurada otluyorlardı. Bulaşmıyordum onlara ama. Yani ne böyle bir şey verip yanıma çekmeye çalışıyordum. Ben burada takılıyordum. Onlar orada takılıyorlardı. Tanıyorduk birbirimizi. Vay be. Şimdi o erkek eğer orayı benimserse büyük ihtimalle buraya bir dişi gelir, yavrularla. O erkek geçen senenin yavrusu yani 2 yaşında. Orada birkaç tane daha Karaca görme ihtimalimiz olur. Evet. Güzeldir, severim ben Karaca'yı. İnşallah. Çok da sessiz bir hayvan. Yani o orman içerisinde o kuru yaprakları atlar duymazsın. Abi zaten peşine düştüm. Nasıl kaçtı, nereye gitti anlamadım ki ben. Çok çeviktir. Yani o dağlarda mesela o setlerden işte o duvarlardan öyle atlar geçer ki sanki düz yolda yürüyor. Evet. Ben peşine düşerken orada kayboldum arkadaşlar. Tabii orayı çekmedim ama kayboldum. Evet. Yolu bulamadım. Karanlık da çöktü. Mecbur aşağı indim oradan. Oradan eve geldim. İyi buldun ama senin coğrafi algın yüksek. Tabii. Ya bugün de çok sinek var ya. Bu çalışmayan sineği. Çalışmayana gelir. Onun adı ne biliyor musun? Ne abi? Çuncuri. Çuncuri. Böyle toz gibidir. Evet. İncecik görmesi. Şöyle bak. Hatta şu anda ya ben buna tabii çok alıştığım için artık rahatsız olmuyorum. Şu kırmızı kırmızı noktaları görüyor musun? Evet. Bunların hepsi çuncuru yemiş. Oha. Ya ilk başta rahatsız ediyordu tabii çocukken falan. Ama şu anda herhangi bir şekilde rahatsız etmiyor. Hmm. Kaşımıyorum. Bak dolanıyorlar. Ben görüyorum ama falan. Videoda görünmeyebilir. Geliyor mu? Evet. Onlar da benim arkadaşlarım. Burada da sivrisinek var mı abi? Sivrisinek çok yok. Hmm. Merkezde var biraz da. Buralarda yok ama ya. Ya Iğdır'da çok var ya. Öyle böyle değil hem de. Evet, sivrisinek kötü ya. Ya özellikle Iğdır merkezde o sinkov böyle bir şey sürmeden yatamıyordun yani. Ya bir tane daha langona var. Ne var? Bayağı aile varmış orada. Ha yok, solucanmış bu. O da bize çalışıyor bak. Evet. Selam. Hatta bay. Yemesinler abi marulları. Yok. Çumurluklarımızı yemesinler. Bunların işi toprakla ya. Hmm. Toprak yiyorlar. Şu kovanın içindekini de versene be. Üsttekini. Kovayı ver komple aynı. O da lazım olacak. Bunlar torfta yaptım. Bak çok daha güzel kök saldılar. Görüyor musun? Evet. Bunlar toprakta o kadar iyi kök salmamışlar. Daha büyük olmalarına rağmen. Yalan dünya. Yalan dünya be. Solucan. Bitkiler bile ayrımcılık görüyor arkadaşlar. Hmm. Kafayı çıkardı. Görüyor. Kabakları diktik. Bak bunlar da tomucuk vermeye başladılar. Neydi bu? Çomoloko. Çomoloko.
Güzel. Bu ladine ladiniydi. Ladine ladin. Avrupa ladini. Bu da sarı çam, Kunus silvestris. Bak bunları da sürdükler. Bizim oraların, evet. Oranın çamları. Aynen öyle. Sanki orada bir mandalina gördüm yine. Gördün mü? İşte aynı. Bir dızlayayım. Her yere de düşmüş. De ondan salacağım. Ben düştüm. Bu sizin mi abi? He bizim. Sana baksana ne güzel oldu. Bir saniye. Bu ne? Bu da palmiye cinsi. Buralar noktalarında yapıldı. Üst tarafı yaptık. Ne güzel gözüküyor. O şimdi biraz daha çaylıklar yeşerdi miydi? Aslında burası şu anda çok seyrek. Onu anlatmıştım ya sana. Evet. Tek mantığıyla yapılmamıştı burası. Yani her yere ocak ocak yapılmıştı. Arayı boşalttım. Şimdi buraya tekrar ip çekip şuralara fidanlar dikilecek. İpin dibine ve evet. Boş olan yerlere. Eski köprüler arkadaş. Evet. Onlar daha filizlendirmeyeceğiz. Yani Azavit'te doldurarak setleştirmiştik. Burada da boşaltarak setleştirdik. Evet arkadaşlar, çay hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Bu abi buranın kralı. Köy bizden sorulur. Aynen. Şu elmayı da yeni diktim de şu beyaz kurt. Biraz problem ya. Bu işte o zararlı. Bunu yiyor. Şu anda görmüyoruz biz o zararlıları. Bu da onu çıkardığı şey dışkı. Bunu da bir ara yine ilaçlayalım. O zaman sirke karışımıyla. Burada çok tarımda çok ilaç kullanıyorlar ya. Burada mı? Evet. Yok, hiç kullanmıyor. Nasıl kullanıyor? Şeyin bir hastalık zararlısı olmadığı için ilaçlanmıyor. Belli kapalara işte o ısırgan otundan yapıyorum. Başka kimse burada meyveleri ilaç kullanmaz, bilmez. Çileklerimiz tam oluşmaya başladı. Aynen, oluşmaya da başlamışlar. Bunları da bugün bir sulayalım. Şimdi direkt toprakta değil de çok kolay kuruyor. Kuzunayı da teristledik. Bunu da götürürüz şeye, burada diye. Sakal. Ben şimdi farklı bir toprak karışımı hazırlayayım. Şu gardenyayı dikelim. Ona göre ayrı bir karışım yapacağım. Gardenyayı dikelim. Ne var? Asmalar vardı. Asmalar dikebiliriz. Bugün ama benim şimdi başka işlerim var. Ya belki asmalar yetiştiremeyiz. O gardenyayı dikelim ama. Evet. Gardenyamız biraz soldu ya. Toprağı dibinde az. Bunu hemen bir toprağa indirelim. Mezarlığa dikeceğiz bunu. Çiçeklerini de koparalım. Bir de kabakların üzerini kapatacağız naylonla. İşimiz bitiyor. Çok kolay gelsin bize. Şuraya dikelim ya, tam girişi. Dibinde biraz bol toprak bırakmakta fayda var. Şuralarda kürek izi oluyor ya, şu sert. Evet. Burası böyle uzun süre kalabiliyor. Kök salmıyor. Dibinde de oluyor. Buraları biraz yumuşatmakta fayda var. Evet.
Şimdi çiçeklerini koparacağız. Çiçeklere uğraşmasın diye. Bitkide çiçek önceliği var. Bunu biliyorsun. Evet. Uygun. Biraz da şu köklerini açıyorsun. Yani kök budaması yapıyorsun. Aslında kesik atıyorsun kökleri. Oralardan büyüyor. Bayağı uzun zaman herhalde oradaymış. Kök artık içinde dolanmaya başlamış. Evet. Aynen öyle. Geldiğimiz gün diksek iyi olacakmış. Önemli değil ama toparlar ya. Bunlar ne abi? Şunlar? Bunlar kala. Beyaz yelken. Evet. Buna bir de can suyu veririm mi? Olur biter. Hadi sen burada güzel güzel büyü. Biraz daha güzel atacağım. Evet. Okey. Kabakları da kapatalım. Çamalokkoları. Niye kapatıyoruz abi? Ya nemli kalsın diye. Nemli kalıp kolay çimlensin diye. Evet arkadaşlar, buranın üstünü kapattık. Bu da geçen kopardığımız şeyler. Buraya kompostoya ekledik. Bunlar da burada çürüyecek. Uğur abi de çim içme makinesini almış. Bir şey yapıyor bakalım. Uğur abi ne yapıyorsun? Ya bunun karbüratör ayarı biraz bozulmuş da. Onu bir ayarlayacağım. O ne abi karbüratör? Karbüratör ne? Karbüratör, yani hava akışı, motor aslında en temelde bir hava pompası ya. Evet. Yani havayı emip egzozla dışarıya atan bir sistem. Hava emişi sırasında üzerinde yakıt bulundurup sen gaz kelebeğini açışına göre, yani o havanın akış yoğunluğuna göre içerisine benzin karıştıran bir sistem. Yani hava yakıt karışımını mekanik olarak ayarlayan bir sistem. Hatta gel göstereyim sana. Şey, gaz kelebeğini. Şimdi buradan hava alıyor. Hava filtresi var. Bak şunu çekiyorum. Bunun içerisinde şurası karbüratör. Karbüratörde böyle bir gaz kelebeği var. Şöyle düşün, boruyu kapatıyor, açıyor. Kapatıyor, açıyor. Tam bastığında açık, kapattığında kapalı. Şimdi bunun high ve low ayarları var. Yani yakıt ve havanın uygun dozda karışması gerekiyor ki, eğer zengin karışım olursa boğulur. Fakir karışım olursa böyle öksürerek çalışır.
karbüratörlerin ayarı genellikle bozulur. Aslında güncel motorlarda ECU'lu sistem kullanılıyor. Yani böyle akış metrelerle ölçümler yapılarak işte ne bileyim MAP sensörü, oksijen sensörü tamamen arabanın beynine gidiyor. O beyinden okunarak motor o şekilde çalıştırılıyor. Enjeksiyonla çalıştırılıyor. Bu tip aletlerde hala karbüratör kullanılıyor. Çünkü bu çok daha pratik, küçük ve mekanik bir sistem. Bunların da enjeksiyonları var ama çok gerekli değil. Yani iki zamanlı böyle bu tip küçük aletlerde her zaman karbüratör kullanılır. Şimdi bizim şurada high ve low vidalarımız var. Bu rolanti vidası. Rolanti de şu, kaç RPM'de dönecek? Yani ben gazı bıraktığımda motor kaç devirde dönsün? Yani ne kadar gaz alsın? Yani stop etmemeli. Şimdi burada aslında bir volan çeviriyor. Tabi bunlarda volan yok da. O volanın ataleti eğer motorun o dört zamanını tamamlamaya yetmezse stop eder. Yani o volan çevirecek belli bir hızda. O akış devam edecek. Sen onu çok kısarsan stop ettirirsin. Yani kendini çevirmeye devam edemez. Bir göstereyim sana rölanti ayarını. Nasıl var? Bak bu vidayı gevşetiyorum. Aslında az gaz veriyorum buna şu anda. Biraz daha gevşetsem rölantisi çok düşecek. Atalet yeterli olmadığı için stop edecek. Bunu tabi sıkarsam rölantide yine artırıyor. Yani gazda bir işim yok. Direkt burada. Şimdi rölantiyi uygun bir devre alıp karbüratörü öyle ayarlayacağım. Alçak devirde aslında pek bir problem yok da yüksek devirde fazla güç vermiyor. O yüksek devrini bir ayarlayacağım. Onu ayarladıktan sonra tabi zengine düşerse bu sefer alçak devirde stop eder. Onu da ona uyduracağım. Biraz böyle karışık zahmetli bir iş yani. Evet. Şu low vidası tekrar çalıştırıyorum. Gazı vermeme rağmen o akışı değiştirdiğim için yakıt akışını devri arttı fark ettiysen. Ama şimdi bu düşük devirde problem yaratıyor mu? Şimdi de ona bakacağım. Yüksek devri fazla açtık. Yani alçak devri ne kadar ayarlasam da düzgün olmuyor. Şimdi yüksek devri biraz kısmam gerekiyor. Çok problem değil. Zaten sürekli yüksek devirde kullandığımız için. Ama tork vermiyor bu sefer. Yani fazla hava olursa güçlü dönmez. Evet. Şu anda okey. Problem yok. Bu hava filtresini de ben bir temizleyeyim. Sonra onun içerisindeki mili çıkartıp yağlayacağız. Kafayı yağlayacağız. Bu seneye hazır olacak. Ben bunları kışın bir yağlamıştım ama tekrar bir greslerini değişmekte fayda var. Bunlar bak çok kirlendi. Bu dışarıdan şu şekilde havayı buralardan alıp bu filtreden geçirip o şekilde içeriye veriyor. Çünkü dışarıdaki o tozlar, partiküller motorun içerisine girerse o piston gömlekleri çizer. Bu sefer motorun kompresyonu düşer. Yani hava pompası ya bu. Sen o hava pompasının pistonlar kenarlarından kaçak verirsen daha az hava pompalayabilir. Dolayısıyla daha az tork, daha az beygir, daha az güç. Buna dikkat etmek gerekiyor.
Ben bunun geri kalanını şimdi atölyede yaparım. Orada çok ses olmasın diye buraya getirdim. Hatta istersen bugün de bitirelim videoyu. Evet. Ben şimdi bunu yapayım. Birkaç işim var. Onları halledeyim. Asmaları da artık yarın dikeriz ya. Ya da ben vakit bulabilirsem dikerim. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Evet. Videoya da like atmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.